بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz din kardeşler, siret muhlisleri. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya hamdü sanalarımız bulsun. Siz bilen büyük vatandaşımız Ebu İsa et-Tirmizi rahmetullahi aleyhinin Şemail Muhammediye kitabını bir çetten okup, örgenip gelişke muvaffak bulup, mana kitobning yarmidan ham o'tdik. O'tgan galgi suhbatimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atir ishlatishlari, xushbo'ylik ishlatishlari haqida suhbatlashdik. Atirni u zot juda ham sevib ishlatar ekanlar, garchi o'zlari muattar bo'lsalar ham. Atir ishlatishda biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihatlardan biri atirni tog' sanoqda surtish sunnat hisoblanadi. O'tgan galgi o'rgangan hadislarimizda bu ma'no o'tdi. Rasululloh akram alayhissalom atir surtganda 3 marta surtardilar deganga o'xshagan rivoyatlar o'tdi. Umuman olganda har bir ishda tog' qilishni, har bir ishni tog' qilib bajarishni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi ko'rar edilar. Ve aytar edilər ki, اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ Allah taqdır, taqını yaxşı görədi. Şunun üçün atır sürtkənimizdə, yani ki, hələ ki sepədiyən atırlarını işlətkənimizdə, bir mərtə, üç mərtə, əgər zərurət bulsa, məsələn, beş mərtə, hər qələy taq ədəddə sürtsək, işlətsək, sünnət ki, yenə həm muvafıq bolədi. Atir surtganda ko'p odam qo'lini tashiga surtib, keyin bosh o'shani ishqalaydi. Lekin ba'zi olimlarimiz aytadilarki, kaftga surtgan to'g'riroq bo'ladi. Qo'lni ich tomoniga surkab, o'shani keyin ikki chekaga, yana o'zi istagan joylariga atirni tekkizib olsa bo'laveradi. Vitr haqida bir mashoyixlardan birlari adashmasam İmam İmdadullah Mekki'nin şagirdleri İmdadullah Mekki şagirdiga aytdilar ki gül üzübge onu rayhandan mı gülden mi üzübge deyiptiler. Nimada turgan gürzarda üzüb turgan medresede oturgan bo'lsalar gül bor gülden üzübge gin deseler borib iki tane mi tört tane mi gül üzübgepti. Şunda o kişi aytibdilar ki, essiz. Şunu hazır taq üzgeninde, şu gülünü üzgeninde ham savab alardı. Üç tane, beş tane üzgeninde, şunu üzgeninde ham savab alardı. Haligi hadiske göre. Allah taqdır, taqını yaş göredi. Eğer şu gülünü üzüşten aldın, Allah taqını taqdır, taqını yaş göredi de genekendi Resulullah Ekrem aleyhisselam. Min ham şunday qilay deyip, şu niyette eğer taq üzgeninde edi, savab alardın, acır bular edi de genekendiler. Atır sürtüş, ya baş, ya ki şunge okşaş sünnet emeller, maktalgen emellerden teşkarı. Addi mubah işlerde hem taq bo'lsa yaxshi bo'ladi va haligi hadisga muvofiq bo'lishini niyat qilinsa savob bo'ladi. Lekin afsuski bizda mana shu borada aksincha bir tushunchalar bor. Shumlanish bor. Bilasizlarmi, taq sondan shumlanish bor. Hamma narsani juftib yaxshi deymiz. Taqda bir shumlanish bordek qaraladi. Masalan bizda Andijonda to'y marosimiga taklif qilingan mehmonlarga agar qaytib ketishlarida peshdastaxon sifatida non berilsa,
Xursandchilik marosimlarida juft berishadi. 2ta, 4ta, 6ta, qudandagi 8ta ham. Lekin motam marosimlarida 3ta berishadi. Aynan toq. Nega shumlanish? Chunki u musibat paytida shu shundoq bo'lish kerak. Shu va hokazo. Yo'inki xursandchilik bo'lib turgan to'yga yoshingga o'xshash marosimga agar siz tog' adatda masalan non yo biror narsa ko'tarib borsangiz, nima siz o'limga kelyapsizmi deydi. Mana bu tushuncha demak, bu xurofat. Noto'g'ri bu. Tog'dan shumlanmaydi. Tog' aksincha Alloh tog'dir, tog'ni yaxshi ko'radi. Mana bu demak narsani biz isloh qilishimiz kerak. Uyga non olayotganda ham 3 ta oling, misol uchun. Nimasi yomon? 5 ta oling. Tog' bo'lsin, Alloh yaxshi ko'rar ekan tog'ni desangiz yaxshi. Savob bo'ladi, ajr bo'ladi. Navbatdagi bob Rasul akram alayhi salatu vasallamning kalomlari, so'zlashlari haqida boradi. Bismillahirrahmanirrahim. وبالسند المتصل عن شيوخي إلى المصنف أبي عيسى محمد بن عيسى ابن سروة الترمذي رحمة الله عليه وهو قال باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سروة الترمذي رحمة الله عليه أي تدلركي Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kelamları, sözleşleri qanday bo'lgani haqida bob. Haddathana Humayd ibn Mas'ada al-Basri, haddathana Humayd ibn al-Aswad an Usamah ibn Zayd an az-Zuhri an Urwah an Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه عائشة رضي الله تعالى عنها رواية قلنده أي تدلر Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlarning gapni ulab uzunliksiz gapirganingiz kabi gapni ulab gapirmasdilar. Ya'ni u zotning so'zlari sizlarning gaplashishingizdek emas edi. Sizlarning so'zlashuvingizdek emas edi. Sizlar gapni so'zni bir-biriga ulab gohida bobirab gapirib ketasizlar. Rasul akram alayhissalotu vassalomning so'zlashlari bunday emas edi. Walakinnahu kana yatakallamu bi kalamin bayyinin faslin. Lekin u zot sallallohu alayhi va sallam ravshan dona dona so'zlarni bir-biridan ajratib mana shunday gapirar edilar. U zotning huzurlarida bo'lib o'tirgan odam, u zotning oldilariga kelib o'tirgan odam gapirgan gaplarini yodlay olar edi. Rasul akram alayhissalotu vassalomning so'zlashlari ana shunday go'zal bo'lgan ekan. Shoshib gapirmas ekanlar, dona-dona gapirar ekanlar. Hatto sahobalarning so'zlashuvi ham Rasul akram alayhissalotu vassalomning kalomlari darajasida bo'lmagan ekan. Shuni Oyisha roziyallohu anha ta'kidlayaptilar. Bu hadisni Oyisha roziyallohu anha aytishlariga bir voqea turtki bo'lgan deyiladi, rivoyatlarda keladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu ko'p hadis aytardilar. U kishi ko'p hadis aytganlari uchun, ko'p hadis yodlagandilar, ko'p hadis aytganlari uchun ko'proq yetkizay degan
ilinçli bosa gerek belki. Biz de hem gâhıda vaktimiz zıklı kılıp, fikrimizi yetkizip alıp, tezrak şu gapını yetkizip alayı degen manada tezleş bu kaladı. Hud şunu singeri Ebu Hureyre raziyallahu anhu hem Ayşe raziyallahu anhanın hücreleri aldığı gelip hadis eyterkenler. Öşe hücrenin yanında oturup hadis eyterkenler. O kişi öşe köprak hadis eytbereyi degen manada bosa gerek. Biraz çakkanrak hadis eyterkenler. Bunga Ayşe raziyallahu anhanın kulakları çüştü. Ve öşende o kişi mana şu gapni aytgan ekanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizlarni mana bu gaplash hadis aytishinglar bor-ku, bunaqa aytmasdilar. Shu hadislarni Rasululloh akramdan rivoyat qilyapsizlar sizlar. Xuddi shu so'zlarni Rasululloh akram alayhissalom dar haqiqat aytganlar, lekin sizlar aytgandek ulab emas, balki dona-dona gapirardilar. Hatto yonlarida o'tirgan kishilar u zotning so'zlarini yodlay olar edi dona-dona ravonligidan. Lekin bu degani so'zni bir-biridan uzib, gapni maydalab tashlash degani emas bu. Balki ravon, tiniq, to'xtaydigan joyda to'xtab, fikr urg'u beradigan joyga urg'u berib, mana shunday gapirish. Rasululloh akram alayhissalotu vassalomning so'zlashlari mana shunday edi. Nutq madaniyati bo'yicha Rasulullah Ekrem Aleyhisselam'ın natıklıklarına yetediyen bir başka şahs yok. Bunu bizge Şurat Kayyumub Rahmetullahi Aleyh, Allah rahmeti yasın, üç kişi köp gepirerdiler. Natıklık sanatı boyunca o kişi mütehassıs idi. Bana şu Rim, kadimgi Rim feylesifleri nutuk medeniyeti boyunca hem ilk kaydelerini işlep çıkıp, gepirip, bana şuna kadar ilmiy harakatlar olib borishgan va odatda bizda ham shu suxandonlik haqida, nutq madaniyati haqida o'sha maktabning, ya'ni eski qadimgi Rum olimlari, faylasuflarining nutq san'ati bo'yicha aytgan gaplari, asarlari va o'shandan kelib chiqqan qoidalardan dars o'tishadi. O'shanda nutqning so'zlashi qanday bo'lishi kerak, o'zini tutishi qanday bo'lishi kerak, ohangi, gapning urg'usi, mana bular haqida nutq madaniyatidan dars o'tib o'rgatiladi. Mana shuni qoidalari kitoblarda hozir nashr qilinadi mutaxassislar uchun. Shurat Qayyumov hoji akamiz aytardilarki, o'sha nutq san'ati bo'yicha, nutq madaniyati bo'yicha yozilgan qoidalarni, kitoblarni o'qisiz, agar sunnatni o'qigan hadisdan Rasululloh akram alayhissalomning siyratlaridan xabardor odam bo'lsa, bu Rasululloh akram alayhissalomning suratlari, siyratlari ekan-ku, deydi bexos derdi. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalotu vasallomning nutq madaniyatlari mana shu, ya'ni nutq madaniyatlari ham xuddi boshqa xislatlari, boshqa siyratlari kabi eng komil ko'rinishda bo'lgan ekan. Mana buni soha mutaxassislari ham ta'kidlaydilar. Bu bobda aynan mana shu ma'noga dalolat qiluvchi ayrim hadislarni o'rganib bormoqdamiz. Navbatdagi hadis. Haddathana Muhammad ibn Yahya, haddathana Abu Qutaybata Salm ibn Qutayba an Abdullah ibn al-Muthanna an Thumamata an Anas ibn Malik qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه دان روايات قلنا دا. وكشايت أدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوزن 3 مرتلب قايتلر إدلر تاينكي أنه تشنب ألنشي أچون أنجلب أقلب ألنشي أچون so'zni 3 martalab qaytarar edilar. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam so'zni 3 martalab qaytarardilar degani bu hamma so'zni 3 martadan qaytarardilar degani emas bu. Balki 3 marta qaytarish kerak bo'lgan so'zlar, ya'ni ta'kidlamoqchi bo'lgan so'zlarni 3 martalab qaytarardilar. Lekin bu degani hamma so'zni 3 ta 3 ta aytadi degani emas.
Keyin söz deganda bu yerda biz kalimani aytyapmiz. Arablar sözge ham kalimani deyishaveradi, jumlaga ham kalima deyishaveradi. Ya'ni kalima sözü gapga ham, sözge ham, jumlaga ham ishlaydi. Ya'ni Uzot alayhisolatu vasallam ba'zi gaplarni, ba'zi jumlalarni, ayrim sözlarni 3 martalab takrorlar ekanlar. Nima uchun desa, tinglovchilar yaxshi tushunib olishi uchun va tushunganini, demak, anglab olishlari, aqllariga, zihinlariga singdirib yodlab olishlari uchun. Zotan so'zdan maqsad o'zi shu bo'ladi. Ya'ni so'zlashdan maqsad vaqt o'tkazish, faqat aytaylik shu jag'ni qimillatib turish emas. Balki qaysidir ma'noni, qaysidir fikrni tinglovchiga singdirish bo'ladi. Maqsad shu bo'lgandan keyin, demak, ana o'sha maqsad ro'yobga chiqishi uchun kerak bo'lsa so'zni, kalima, jumlani qaytariladi. To'yinki tinglovchilarning qalbida, zehnida yaxshi o'rnatsin va unga amal bo'lsin, undan ular istifoda qilsin. Xususan o'sha davrlarda yozib olish imkoniyati bo'lmagan. Hozirgini singari ovozni yozish, suratni yozish imkoniyatlari yo'q. Mana buni singari videoga yozib qo'yib, keyin qaytarib eshitish imkoniyati yo'q. Qo'lda yozib olish vositalari ham, qalam, qog'oz kabi vositalar ham juda noyob. Faqat Qur'on yoziladi, hadislar deyarli yozilmaydi. Mana bunday holatda xususan, demak, kishilar so'zlarni yodlab olishi uchun albatta mana shu gohida so'zlarni takrorlash taqozo qilgan. Takrorlashni holat o'zi taqozo qilgan bo'ladi. Shu bilan birga Rasul akram alayhisolatu vasallam qaytarishlari e'tiborni tortish uchun ham bo'lgan. Bitta gapni qaytarishlari, mana masalan bitta hadisni o'rganib o'tdik ham. Ala va qawlu zur. Katta gunohlarni sanab-sanab kelib turib yolg'on guvohlik berish, yolg'on guvohlik berish deb qaytaravurdilar. Hatto qachon to'xtarkinlar, devordik, deydi sahobalari. Mana shunga o'xshash ba'zi bir ma'noni ta'kidlash uchun bo'lsa ham Rasululloh akram alayhissalom qaytargan ekanlar. Lekin e'tibor bering, shunda ham qaytarganda qanday adatda qaytargan ekanlar? Toq. 3ta qaytargan ekanlar. Demak, mana bu holat ham Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning har bir harakatda, har bir tasarrufda izchil o'zlari keltirgan ta'limotga muvofiq harakat qilganlarga yorqin dalil bo'ladi. Shu bilan birga ba'zi so'zlarni insonlar bittada tushunmaydigan bo'lishi bor ekan. Ba'zi hadisda aytsalar, yangi gap, yangi so'z, yangi bir tushuncha deylik. O'shani bitta eshitganda anglab olish imkoniyatsiz. Yoyinki qiyin. Mana bu vaqtda ham Rasululloh akram alayhissalom so'zni, jumlani qaytarib, 3 martalab qaytarib bo'lsa ham uni kishilarning qalbiga joylar ekanlar. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. نوبتك حديث حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت
لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضون ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين أو ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا مكان ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا اتصل وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام Hasan ibn Ali radıyallahu anhuma'dan rivayet kılınadı. Men tağam Hind ibn Abu Hala'dan soradım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sıfatları hakkında soradım. Siretleri hakkında soradım. Hind ibn Abu Hala Hadice radıyallahu anha'nın evvel götürmüşlerden farzallardan edi. O'shaning uchun u Abu Hala bu Hadisha onamizning oldingi turmushdagi erlari. Demak, Hadisha roziyallohu anhoning oldingi turmushlaridan bo'lgan farzandlari Fatima roziyallohu anhoga kim bo'ladi? Tog'a bo'ladi. Hazrat Ali roziyallohu anhu onasining tog'asini tog'am deyapti. Yani katta tog'a. O'sha Hind ibn Abu Haladan Rasululloh akram alayhissalom haqlarida so'rar ekanlar. Bu hadisning bu qolgan qismlarini oldingi hadislarda o'tganmiz, o'rganganmiz. U kishi vassof ekan, ya'ni birovni tavsiflashga nihoyatda usta, mohir, nihoyatda bir zakovat bilan, ziyraklik bilan kuzatib, vasf qilib berar ekanlar. U kishiga men aytdim deydi Hasan ibn Ali roziyallohu anhu. Menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nutqlari, so'zlashlari haqi, so'zlashlarini vasf qilib bering. Shunda Hind ibn Abu Hala quyidagicha Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning vasflarini, so'zlashdagi vasflarini quyidagicha bayon qildi. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزلكسز مهزول الكتاب والأرض الهار بقول ما دقنا دائم مهزول الأرض الهار ديسا يوق بيرد رسول أكرم عليه الصلاة والسلام كب تفكر دبو جنلردان كب انشاء دمك أمتنين تشويشه tarbiya Allohning zikr bilan xayollari mashg'ul bo'lganidan mana shunday biroz mahzunroq holatda ko'rinar edilar. Lekin boshqa bir hadislarda keladi-ku, Rasul akram alayhisolatu vasallam doim tabassumli edilar deyiladi. Gohida mana shu kitobimizda ham keladi, Rasul akram alayhisolam hatto og'izlarini katta ochib, oziq tishlari ko'rinadigan darajada katta ochib kulganlar. Unda bu hadisdagi gap qayoqqa boradi desa, yo'q. Bu hadisdagi holat, demak, aksar holat va tabassum u hali bu yerda aytilayotgan mahzunlik biz bilgan xafachilik emas.
Belki o'ychanlikka o'xshash holat. Ha? Doim tashvishda bo'lish, bunday aytganda. Mana. Doim tashvishli bo'lardilar. Siz tabassumda turishingiz mumkin, lekin tashvishli bo'lasiz. Rasul akram alayhissalom doim tashvishli edilar. Chunki u zotning zimmalarida juda katta vazifa bütün bashariyatni, demak, najotga olib chiqish tashvishi va Alloh subhanahu va taoloning muroqabasi. Alloh subhanahu va taoloning zikri va hokazo. Ana shunday büyük bir vaziyatda bo'lganlaridan, yüksek bir vaziyatda bo'lganlaridan u zot tashvishlik, uzluksiz bir tashvishlik holatda ko'rinar yurar edilar. Daimal fikra, o'ychan edilar. Doim o'ychan edilar. Laysat lahum raha. Bir rohat olib dam olish u zotda yo'q edi. Tawila sakt. Uzoq sukut qilardilar, ya'ni ko'p sukut qilardilar. La yatakallamu fi ghayri hajatin. Faqat zaruratdangina gapirardilar. Mana shu xislat juda muhim, qarang. Buyuklikni alomat. Rasul akram alayhisolatu vasallam ning so'zlaganlardan sukutlari ko'p edi. Vaholanki u zot so'zlashga buyurilgan zot edilar, ya'ni u kishi so'zlamasa bo'lmaydi. U zot so'zlamasa din yo'q, shariat yo'q bo'ladi, Qur'on yo'q bo'ladi, hadis yo'q bo'ladi. Shunda ham sukutlari ko'p bo'lar ekan. Uzoq-uzoq sukutda bo'lib qolardilar. Lekin Rasul akram alayhissalotu vasallamning sukutlari zikrdan xoli bo'lmasdi. Uzoq qachon sukut qilardilar? Qachonki gapirishga hojat bo'lmasa bo'ldi sukut qilardilar. Ana qoida. Ehtiyoj bo'lganda gapirardilar. Ehtiyojsiz so'zlamasdilar. Yaftatihul kalam va yaxtimuhu bismillahi ta'ala. Gapni Allohning ismi bilan, nomi bilan boshlab, Allohning nomi bilan tugatardilar. Bismillah deb boshlab, tugatganda alhamdulillah va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin kabi hamd sano va tasbihlar bilan so'zlarga yakun yasardilar. Va yatakallamu bi jawami'il kalim. Uzot alayhissalotu vasallam jawami'ul kalim, ya'ni ma'nolarni, ko'p ma'nolarni o'ziga jamlagan qisqa iboralar bilan gapirardilar. O'z hadislarida Rasululloh akram alayhissalom aytganlar, "Utitu bi jawami'il kalim" deganlar. Menga jawami'ul kalim, ya'ni gaplarni, so'zlarni jamlovchi iboralar berildi, ato etildi deganlar. Shuning uchun hadislarni o'qisangiz, jumlalar qisqa. Haliga hadisning so'zlari ravon-ravon qisqa-qisqa, lekin ma'no cheksiz. 1400 yildan beri izohlaydi, oxiri kelmaydi, oxiri yo'q. Yana yangi ma'no kashf bo'laveradi. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam ana shunday qisqa so'zlashni so'zlardilar va shuni xushlardilar. Kalamuhu faslun. Uzot alayhissalotu vasallamning so'zlari dona-dona edi. Ya'ni mana shu dona-dona deb aytgan gapimiz arab tilida ajralgan, ajralgan yoki ajratuvchi, ajratuvchi degan ma'nolarga dalolat qiladi. Ya'ni Uzot alayhissalotu vasallamning so'zlari ham o'zi ravon so'zlar bir-biridan ajragan, harflar bir-biridan ajragan edi. Shu bilan birga Uzotning so'zlari haq bilan botilni ajratuvchi xususiyatga ega edi. La fudulun va la taqsirun. Gaplarida haliga kamchilik ham yo'q edi. So'zlar tushib qolib, iboralar tushib qolib, tushunarsiz bo'lib qolish holati ham yo'q edi. Ortiqcha so'z, ortiqcha gap ham yo'q edi. Lo'nda, nihoyatda lo'nda, lekin tugal. Rasul akram alayhissalomning so'zlashlari mana shunday edi. Mana shu joyda hozirgi hadisdagi payg'ambarimiz alayhissalomning so'zlashga doir vasflari yakuniga yetadi. Bu yoqda Uzot alayhissalotu vasallamning boshqa xislatlari ta'rif, tavsif etiladi. Uzot alayhissalom qo'rs emasdilar. Qo'rs, qo'pol emasdilar.
Ve birovni xo'rlovchi ham emasdilar. Birovga bepisand bo'ladigan ko'rinishda ham, harakatda ham bo'lmasdilar. Mana shu joyda arab tilini xususiyatlaridan bittasi shu bitta so'zni bitta harfini o'zgartirsangiz, uch xil ma'no kelib chiqaveradi. Valal mahin degan so'zni valal muhin o'qsa, birovni taqirlamasdi degan gap chiqadi. Mahin bo'lsa, birov taqirlaydigan, mensimaydigan holatda bo'lmasdilar, yurmasdilar. Ya'ni Uzot alayhissalotu vasallam vuqorli, salobatli, mana shunday haybatli edilar. Yu'azzimun ni'mata wa indaqqat. Uzot alayhissalom arzimas ozgina ne'mat bo'lsa ham, o'shani ulug'lardilar. Katta qilib ko'rsatardilar, o'shani katta deb fahmlardilar. Nega desa, ulamolarimiz aytadilar. Sen ne'matning katta kichigiga qarama, uni kim beryapti shunga qara. Kim beryapti? Bergan zot, agar sen u zotni bir tasavvur qil, qanchalar ulug' zot. Agar ne'matni Allohdan deb bilsang, uning kichkinasini ham katta sanaysan. Nega desa, uni bergan zot ulug'. Sizga bitta podshoh bitta ruchka bersa ham xursand bo'lasiz. Ey palonchi menga ruchka bergan deysiz. Mundoroq odam sizga chopon kiygizib borsa ham yaxshi rahmat deb qo'yib ketaverasiz. To'g'rimi? Insonning odati shu. Lekin hamma ne'matning asli egasi Alloh. Rasul akram alayhissalom har bir ne'matni Allohdan ekanini to'la his qilganlaridan kichkina odamlar arzimas sanaydigan, nazariga ilmaydigan ne'mat bo'lsa ham o'shani ulug'lardilar. Nega? Chunki uni ulug' buyuk Allohdan deb bilardilar. Mana shu butun vujudlariga singgan edi. Biz esa katta-katta ne'matlarni hech narsa emas deymiz. Endi bir qutida qo'yibdi-da deymiz. Yana noshukurlik ham qilamiz. Nega bunday deb. Mana shu turishimiz o'zi ne'mat. Sog'ligimiz ne'mat, har bitta a'zoyimiz ne'mat. Hozir ko'zingizga necha million dollar beray desa, kim sotadi? Bitta ko'zingizni bering, men sizga mana buncha million dollar beray desa, hech kim sotmaydi, bermaydi. Bitta qo'lingiz. Agar bir og'iz bitta barmog'ingizni so'rasin, necha pulga sotasiz? Sotmaysiz. Bermaysiz. Hamma yo'g'imiz agar biz o'zimizni Alloh bergan mana shu tanamizni birorta tukuni biz o'zimiz yaratmaganmiz, hammasini Alloh bergan ne'mat. Lekin biz shukr qilmaymiz. Qachon qarsa noliganmiz. O'sha 100 ta biz hujayramiz, millionlab hujayramizdan yoyinki 5-10 ta a'zoyimizdan bitta a'zoyimiz bir chekasida muammo bo'lsa, darhol nolimiz noshukurlikka tushib qolamiz va hokazo. Boshqa ne'matlarni qo'yavering. Yeb ichishimiz, suvni eslaman yutib uni chiqarishimiz, taomni yeb uni chiqarishimiz, hamma-hammasi Alloh subhanahu va taoloning ne'mati. Faqat bu ne'matlar bizga har kuni doim qadamimizda, nafasimizda bizga hamroh bo'lgani uchun biz uchun qadrsiz bo'lib qo'yadi. Uni olsa keyin ko'rasiz uni. Olib qo'ysin, xudo asrasin hammamizni. Alloh o'zi hayotimizni oxirigacha hamma a'zoyimizni o'zimizga xizmatkor qilsin. Lekin biror joyingizda muammo bo'lganda ana shunda bilasiz ne'matni. Boylik ne'mati ham, uy-joy ne'mati ham, Qur'oni Karimda juda ko'p ne'matlar qayta-qayta sanaladi. Jumladan iymon ne'mati ham, ilm ne'mati ham. Mana shu darsga biz qanchalar muhtoj edik. Qancha odam shu bizga ham kitob o'qib berilsa-yu, mana falon yurtlarda bo'lar ekan, hadis o'qilar ekan, va hokazo bo'lar ekan, lekin bizda yo'q-da. Deb nolib turuvdik. Alhamdulillah hozir bor, bo'lib qoldi. Nima qilishimiz kerak? Shukrini qilishimiz kerak. Buni kichkina fahmlamasligimiz kerak. Allohning ulug' ne'mati deb bilishimiz kerak. Bu yerda shaxslar, ular shaxslar vosita xolos. O'sha shaxslarni hammasiga Alloh imkoniyat bergan qilyapti. Lekin asli Allohning ne'mati. Mana buni biz agar Allohning ne'mati deb bilsak, o shaxslar ko'rinmaydi bizga. Bu Allohning ne'mati. Rasul akram alayhissalotu vasallamning so'zlari, siyratlari yangrayapti. Buni juda katta bir ne'mat deb bilishimiz kerak. Buni qadriga yetishimiz kerak. Oldingi salaf solihlar shuning uchun mana shunga o'xshash hadislarni aytib berganda o'z shogirdlariga shuni eslatishgan. Sen hozir mana bu yerda o'tirib olib yozyapsan 10 talab, 100 talab hadisni mendan, lekin bu hadislarni biz
bittasi uchun kerak bo'lsa oylab safar qilardik. Iroqdan Madinaga, Madinadan Makkaga safar qilardik. Tuyamizga oziq-ovqatni g'amlab darbadar yurardik. Shaharma shahar. Bitta hadis uchun. Lekin sen hozir shunday o'tirib bilan mendan olyapsan buni. Deb gohida shogirdlarni koyib qo'yishgan. Mana shu Imom Termiziy shu hadislarni yozguncha qancha muhaddisning huzurida bo'lgan, qanchasidan bu hadislarni yiqqan, to'plagan, jamlagan biz osongina o'qib sizlarga yetkazyapmiz. Lekin biz mana shu holat ulug' ne'mat ekanini, u yengil kechayotganini ko'rib unutib qo'ymasligimiz kerak. Shu bitta hadis uchun kerak bo'lsa oldingi salaflarimiz dunyo kezib chiqqan. Shahar kezgan, yurt kezgan. Lekin biz uyda o'tirgan holatda bularga muyassar bo'lyapmiz. Lekin shunda ham juda ko'pchiligimiz loqaytmiz. Ishchiligimiz yetishmaydi, muhabbatimiz yetishmaydi. Zarurat ekanini anglamaymiz va hokazo. Demak, biz ham Rasul akram alayhissalotu vasallamning xislatlariga ergashib ne'matni ulug'lashga o'rganishimiz lozim. La yadhummu minha shay'an g'ayra annahu lam yakun yadhummu zawaqan va la yamdahu. Uzot alayhissalotu vasallam hech bir ne'matni yomonlamasdilar. Qarang. Ne'matni Allohdan deb bilib tursa, yomonlasa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Demak, biz nega yomonlab qo'yamiz ekan? Uni Allohdan ekanini unutib qo'yamiz ekan. O'sha unutganimiz uchun keyin, ha, unaqa ekan, bunaqa ekan, oq ekan, ko'k ekan deyishga tushamiz ekan. Lekin ne'matni biz Allohdan deb bilsak, agar buni biz tanada qalban his qilsak, bo'ldi, mazammat sig'maydi unda. Sizga bir mo'tabar odam aynigan qomini bersa ham rahmat deb ketaverasiz. Rahmat, rahmat. Shu e'tibor qilibdi, shunchalik rahmat shu odamga. Shuncha katta odam vaqt ajratib shunga rahmat deysiz. To'g'rimi? Demak, ne'matni Alloh yetkizdimi? Biz ham mana shu hisni yo'qotmasligimiz kerak. Lekin yomonlamasdilar desa, iy bo'lmasa maqtarmidikinlar hamma narsani desa, roviyning hassosligini qarang. Lekin u zot mazali narsalarni yomonlamasdilar u maqtamasdilar ham. Nega desa, masalan, taom, ichimliklarni, shirinlarni bo'lsa, vah vah vah, uh qilib haligi juda maqtab, unaqa holat u kishida uzoqda kuzatilmasdi. Nega desa, ne'matni Allohdan ekanini bilardilar-ku, lekin yemishga uch odamga o'xshash kayfiyat zohir bo'lishidan o'zlarini tiyardilar, bundan saqlanardilar. Uzot alayhissalotu vasallamni dunyo va dunyoga tegishli narsalar g'azablantira olmasdi. Ya'ni dunyo va unga tegishli narsa u kishini g'azablantira olmasdi. Dunyoni suvab ketmaydimi? Tovoni ho'lmaydi deydi-yu. U har qanaqa dunyoni nar bor beri keladigan ishlari bo'lsa ham Rasul akram alayhissalotu vasallam bunga parvo qilmasdilar. Unga g'azablanmasdilar. Lekin birovning haqqi poymol bo'lishi, shariat Allohning haqqi, bandaning haqqi poymol bo'lishi kuzatilsa, lam yaqum li g'adabihi shay'un. Hech kim u zotning g'azablari oldiga tura olmasdi endi. Uzot alayhissalotu vasallam Allohning haqlarini himoya qilishda shundoq qat'iyatida turar edilarki, hech kim to'siq bo'la olmasdi. To o'sha haqni g'olib qilib g'alabaga erishmaguncha Uzot alayhissalotu vasallam to'xtamasdilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning bir hadislarini o'tgan safar esladik-a, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan-nisa. Gapni qarang. Sizlarning dunyoingizdan qarang, sizlarning dunyoingizdan menga xushbo'ylik va ayollar mahbub ko'rsatildi. Mana shu joyda Rasul akram alayhissalotu vasallam dunyoni o'zlaridan nari qilib gapiryaptilar. Va dunyoingizlardan menga shu ikki narsa mahbub ko'rsatildi. Bu joyda ham dunyoga Rasul akram alayhissalotu vasallamning nazarlari ana shunday demak
nihoyatda to'q bo'lganiga dalolat bor. U zot alayhissalotu vasallam nafaqat dunyo, balki o'zlari uchun ham g'azablanmasdilar. Ola yaghdab li nafsi va la yantasiru laha. O'zlari uchun ham g'azablanmasdilar. O'zlari uchun birovdan o'ch olib, o'zlarini ustun qilish uchun kurashmasdilar. Ana Rasul Akram aleyhissalatu vesselam qanchalar büyük edilər. Biz hayatımızı alıp qarasak 90% özümüz üçün gam çekirken bulamız. Özüm. Şu men nima olsa ham menga bo'lsin. Nega menga bunday qiladi? Nega menga bunaqa? Men kimman? Shu men. Gap boshidan oxirigacha men. Lekin Rasul Akram aleyhissalatu vesselam özleri üçün birov bilan janjallashmasdilar. Özlerini ustunlikka eriştiriş için özleri için kürleşmezdiler. Uzat aleyhissalatu vesselam bar bütleri bilen Allah'ın elçisiydiler. İzâ eşâra eşâra bi kefihi kullihâ. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam işare kıseler, bravo işare kılıp yapırken de işare kılıp yapırseler, kaft bilan ishora qilardilar. Ya'ni barmoq bilan ishora qilmasdilar degan bu. Kaft bilan degani mana shu holatda degani. Mana buni qilib gapirmasdilar. Yoki hozirgilar bilan manaqa, mana buni qilib gapirmasdilar. Barmoqlarni birini yopib, birini ochib olib. Nega desa bular hammasi mutakabbirlarni olibtalarning ishi. Gapirganda Rasul akram alayhisolatu vasallam kaftlari bilan ishora qilib gapirardilar. Lekin illo Allah'ın yegonaligiga ishora qilmoqchi bo'lsalar, tavhid kalimasini, tavhid ma'nosini anglatmoqchi bo'lganlaridagina ishora barmog'i bilan ishora qilib gapirgan holatlar bo'lar edi. Bundan boshqa o'rinlarda esa mana qilib haligi menga biz o'zbek tilida ham o'zbekchada ham bor-ku, nega menga barmog'ingni bigiz qilyapsan deysiz, to'g'rimi? U barmog'ini bigiz qilish chunki bu kibr yoki birovga ta'na. Ana shuning uchun Rasululloh akram alayhissalom gapirsalar mana bundoq kaftni ishorasi bilan gapirardilar. Va iza ta'ajjaba qolabaha. O'z gapirganda qo'lni mana shundoq ushab gapirayotgan bo'lsalar, ajablansalar, biror narsadan bir taajjubga tushsalar, biror narsa yoqib ketsa yoki biror narsadan ajablanib hayron bo'lsa, hayronlik zohir bo'lsa, kaftni yuqoriga qaratardilar. Arablarda hozir ham bor. Gapirayotganda mana buni qilib gapirib qolishadi. E'tibor bersanglar. Bu Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning so'zlashda, nutq qilishda taajjublangan paytlarida qiladigan ishoralari bo'lar ekan. Va idza tahaddatha ittasala biha. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam bu qilig'ini faqat gapirganda qilmaganlar. Masalan, bir narsadan taajjub qilsalar, bunday qilib qo'ya, bunday qilish Sözsüz mi dağılıp? Kızık. Ha? Kızık. Degen de biz de ham var ki. Adeta şuna kılıç var. Kızık yapıyken. Bana şu halat Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'da hem güzeltiler idi. Şimdi sözlegenlerde daim kollarını hareket, eğer kollarını hareketlendirseler, demek ki kolları sözge muvafık hareket kılardı. Gapirishlarga qo'l harakatlari mutanosib bo'lar edi. Va daraba bi rohatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra. Rasul akram alayhisolatu vasallam o'sha so'z o'rtasida gohida Rasul akram aleyhissalatu vesselam gohida so'zlaganlarida mana bu o'ng qo'lni kaftiga chap barmoqni chap qo'lning bosh maldog'ini urib mana shunaqa qilib gohida mana shunaqa harakat ham qilar ekanlar. Mana bundoq. Nega desa bu qarsakka o'xshagan holat ekanda. Mana bu qarsak bo'lsa, bu
Demek şerefli kişiler ki onca münasip bu mesela. Şunun için Resulullah Ekrem aleyhissalatü vesselam bana bunu da kalıp. Gâhıda kertlerinin içine baş parmaklarını urup koyar ikenler. وَاِذَا غَضِبَ اَعْرَضَ وَاَشَاحْ Resulullah Ekrem aleyhissalatü vesselam gazaplenseler yüz ögüler ediler ve iltifat bulup kalardılar. Yani o zatın gazapları vücutlarını kalktıp, hareketke kilitirip yani ki başka tasarruflarga alıp varmasıdır. Gazaplanırdılar. Özü Allah için gazaplanırdılar. Ha? Özleri üçünmez, dünya işi üçünmez. Lekin o şu Allah için gazaplengenler de hem Uzat aleyhissalatu vesselam'ın tasarrufları da nacoya hareket güzetilmezdi. Belki yüz ögürer yediler. Buradan gazaplendiler. Allah için yüz ögürer yediler. Yani ki yüzlerini vurup alardılar ondan. Yani ki umumen ondan bana şu halet, bir gazaplengen halet olsa Resulullah Ekrem aleyhisselam yüzlerini vurar yediler. Adette iltifatlı izah ettiler. Hemen iltifatlı yediler. Şu iltifat yok bu kadar. İltifat kımıyor koyardılar. Karamiye bir parva halat göçüşü alardı yediler. Ve izâ fâriha gadda tarfahû. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam gazaplengende ana şunu deyin. Yüz ögürüş bir iltifatlı bilen gazaplarını bildirseler sahabeler ayet ettiler ki Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın gazaplarını yüzleri kızarganden bilerdik. Yine ayet ettiler ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın bana şu peşanede burunun tepesinde iki kaş ortasında tamır var idi, şu bortup çıkardı. Bana çünkü okşaş haletten gazaplarını bilerdik. Lekin başka tasarrufta gazap sezilmezdi. İlla bana şu yüz ögürüşleri, bir iltifat buluşları, yüzlerde kızarış buluşu gibi haletler bilen bilenleriydi. Hursançilikler için. Hursançilikleri. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam hursan bulsalar, gözlerini kuyu kılıp alar ikenler. Yani hursan boyan peytleri de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yerye karab alar ikenler. Bana şu hursançiliklerinin alameti bolar iken. Ne gelirse bu hem büyüklük. Hursan bulup getip darav aliye ağzını nümesi tanabı ketip kalıp değildi ki bizden. Keyin tasarrufları özünü yokatıp havlıkıp kalış bu uluğ makamdaki kişilerge demek münasip emeseken Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam şunun için hursan bulsalar hani cilmegen halette nazarlarını peske karakter edirler. Dul cüllü dahikihi tebessüm Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ekser külgüleri tebessüm idi. Tebessüm külgünün başlangıç hesaplanadı. En kuyu peganası hesaplanadı. Keyin külge, ondan keyin kahkaha buladı mesela. Külgünün hem özge yarışı dereceleri var. Kahkahanın hem özge yarışı dereceleri var. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ekser halette teşvişlik oyken lekin tebessümlü bulardılar ve külgülerinin ekser kısmı şu tebessümden ibaret idi. Yani külgülü yapmasa hem şu tebessüm bilen cilmeyiş bilen kifayelenir idiler. Lekin gâhı da ağızlarını açıp gülgen, haletlere hem bulgen, onu kengi babda örgenemiz. Yefterru an mithli habbil gâmem. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam öşneka tebessüm kılıp, tebessüm bilen külgenleri de, cilme yerdiler de, şunda çişleri huddu dolunu singeri, zahir bular idi. Yani çişleri dürnü singeri. Dol adatta dür yokşeydi indi. Hutu dolnü singeri lebleri arasından tebessüm kılgenleri de cilmeygenleri de çişleri dürdük, mercandık, namayan bular idi. Deydi Ravi Hind bin Hind Abi Hind ibn Abi Khale raziyallahu anhu.
Yine bir rivayette keledi, şarihlerimiz keltirdiler, İmam Bojuri. Ayet dediler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem külgenleri de göya divarlar hem yarışıp biterdi. Yani kuyaşını sinyar parlap getirdiler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam özü güzel insanıdırlar. Lekin tebessüm kılseler, külseler yine hem güzel bulup getirdiler. Çünkü uzat özü çırali tebessüm kılardılar, çırali küler ediler. Az önce kança var. 5 minit var mı? Abi, nöbetteki babdan hem bir artı hadis okup koyamız. İkele bab birbirine müttesil, nihayette bağlıq. Babu ma ca'a fi dihki Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin külüşleri hakkında kelgen haberler babı. Haddethana Ahmed ibn Mani'in akhbarana Abbad ibn al-Avvam akhbarana al-Hajjaju ve huve ibn Arta'ata an Simak ibn Harbin an Cabir ibn Samurata radıyallahu anhu قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أو فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل Cabir ibn-i Samura radiyallahu anhudan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin baldırları da arıklık var idi. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'nin baldırları da arıklık olup hali ki sürekli kapışkan arıklık imez. Belki sol kullagen imez idi. İhçemlik, naziklik var idi. Çünkü bana şu baldır çırali baldır buladı. Haliga yo'g'on bo'rtib chiqqan baldır, u chiroyli baldır emas. Balki biroz ozg'inligi bor baldır, mana shu go'zal, chiroyli bo'ladi. Rasul akram alayhisolatu vasallamning baldırlari ana shunday edi. Asosiy gap keyingi jumlada. U zot alayhisolatu vasallam faqat tabassum bilan kular edilar. U zotga nazar solsang közlerine sürme, sürtüp alıptılar der edin. Karagende közlerine sürme sürüp algan de körünler edi. Lekin aslida sürme sürgen bulmazdılar. Şu hadiste demek Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın külgülleri hakkında gapketi yaptı. O zatın ekser külgülleri tebessüm iken. Bu yerde fakat tebessüm bilen külerdiler diye yaptı ravi. Lekin bu degani umuman tabassumdan boshqa kulgulari bo'lmagan ekanmi, bo'lmaganmikin degan fikr tug'dirmaydi. Chunki Raviy bu joyda aksarni nazarda tutib boshqa bemalol kulganlarini, tabassumdan tashqari bemalol og'zini ochib kulganlarini e'tibordan chetga suryaptiki, uni kamaytirib ko'rsatish uchun. Hakikaten Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'da yani şunday edi siyretleri, külgenleri de ekser tebessüm bilen kifayelenir ediler. Lekin gâhı da bemalal külgen haletleri hem bulgen inşallah kirli bu hadislerde bu hakta gepkiledi. Bazı ulamalarımız ayet ediler ki, acayip bir izah ayet ediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakat tebessüm külgenler, külmegenler degen gepni ikinci bir cihattan düşünsek buladı. Yani uzat aleyhissalatu vesselam dünya işi de tebessümden nargı ötmegenler de düşünsek buladı dediler bazı ulamalarımız. Lekin bu gap ham yani ahiret işleri de bemalol külgenler dünyaya dair mavzu olsa onda tebessümden nargı ötmegenler de düşünsek buladı degen gap ham aytilgan.
Lekin bu gap ham to'liq gap hisoblanmaydi. Chunki gohida dunyo ishlariga doir mavzularda ham Rasul akram alayhissalatu vasallam kulgan holatlari bo'lgan. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جازء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حارث بن جازء رضي الله عنه دان رواية قلنا أكشيت الدلركي من Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den göre sirtebessüm birer insanını görmeyen ben. Tebessümlü insanlar vardı. Görüyen ben köpünü. Lekin Rasulullah Ekrem aleyhisselam çelik sirtebessümünü görmeyen ben. Ana Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ana şundey ahlaktı ediler. Uzat aleyhisselam ayet ediler ki وَبَشَاشَتُكَ عَلَى وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقًا برادرinin yüzüge açık yüz bilen bakışın hem sadaka ve tebessümün hem sadaka onun kalbiye hursançilik kirdikkenin etbardan sadaka sevap bular dediler ve özleri hemen şunu dediler bu mesela Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın teşvişleri uzatının mekanetleri mertebeleri faoliyatlarini agar biz tasavvur qilsak juda bunda aytganda hozir o'zbekchasiga aytganda juda seriozni bo'lish kerak. Ha? Juda jiddiy ko'rinishda turish kerak. Lekin Rasululloh akram alayhissalotu vasallam buyukliklari o'ta buyuk bo'lganidan o'shancha katta ishlar ham uzot alayhissalotu vasallamga demak juda o kishini jiddiy qilib bosib qo'yadigan darajada yuk bo'lmagan ekan. Alloh o'zi oson qilgan ekan. Shu bilan birga ta'lim. Ta'lim shuki tahammul, ya'ni yukni ko'tarish mana shu bilan bo'ladi. Tahammul uchun ham va tahammulni go'zal ado etganlari uchun ham Rasul akram alayhisolatu vasallam aksar, demak, juda ko'p o'rinlarda tabassum bilan bo'lar edilar. Bazı adamlar öyleydi, tebessüm haybeti ketkizledi deyip oylayıp kavağını uyuyup yürüdü. Yani bazı böyle adamlar var, az güne pul tapsın ya ki amalga oturup kalsa, kıtırlasından külgüsü kimiydi. Göyan ki bir iki ağız, yaşı gel, özü içine külü yaptı. Lekin şu kavağını uyuyunca oturadı. Göya labını açıp koysa yu, o açıp koysa abroz ketip kaladı, gandı. Ya o onu kaymasakken. Balki tabassum haybatga zarar bermas ekan. Tabassum viqorga zid emas ekan. Agar tabassum viqorga haybatga zid bo'lsa Rasul akram alayhissalatu vasallamda bo'lmas edi bu. Ha? Demak, Rasul akram alayhissalatu vasallamning siyratlari ana shunday jamlovchi eng mukammal siyrat. Ochiq ko'ngil bo'lish. Tabassumlik ochiq ko'ngillikdan kelib chiqadi. Yuqorida o'tdi-ku, laysa bil jafi. Qurs emasdilar. Kurs adam öşdeğe tebessümge zid yürüdü. Uzat aleyhissalatu vesselam kurs emezdiler. Belki mülayim insanıdırlar. Şunun için Uzat aleyhissalatu vesselam'da tebessüm köp küzetiler idi. Yine bitti hadisini okup koyalımız. Haddetena Ahmed ibn Khalid el-Khallal ve haddetena Yahya ibn İshak el-Seylahani. حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أتدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جلر فقط تبسم إده قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد Ebu İsa et-Tirmizi rahmetullahi aleyhi dediler ki bu hadis garip hadistir. Leys ibn-i Sa'd'in hadislerden. Yani bu hadisini fakat Leys ibn-i Sa'd rahmetullahi aleyhi rivayet kılgenler dediler.
Ya'ni bu hadisni aynan mana shu ko'rinishi faqat Lays ibn Sa'ddan rivoyat qilingan ekan. İmam Abu Isa at-Tirmizi rahmatullahi aleyh mana shunga ishora qilyaptilar. Ya'ni hadisning matnida mana shu g'arobat bor. Hozir ha. Lays ibn Sa'd radıyallahu anhu rahmetullahi aleyh büyük muhaddislerden bo'lganlar. Kabirleri Mısır'da, Kahire'de. Yanında mescid ham var, biz borgandik. Lays ibn Sa'd muhaddislerinin baba kalanlardan bo'lgan. Baba kanallardan bugün. Ana şimdi büyük muhaddis buluşları yakalamay. Lays ibn Sa'd raziyallahu anhudan üç bu hadis rivayet fakat bana şu halette yine rivayet yani fakat bana şu senedde yine Lays ibn Sa'd keyineken. Bu da ayetken de. Yani sened ushbu hadisning sanadlari bor ekan. Sanadlari bor. Sanadlarda mana yuqorida bir qancha hadislar o'tyapti. Ibn Shahob Zuhriy masalan, buyuk muhaddisa. Unisi ham Ibn Shahob Zuhriydan rivoyat qilyapti. Bunisi ham Ibn Shahob Zuhriydan rivoyat qilyapti. Va hokazo. O'zi Lays ibn Sa'd ko'p sanadlarda kelish kerak edi. Chunki u odam muhaddislarning bobo kaloni bo'lgan, juda ko'p odamga hadis aytgan bo'lish kerak. Mana shu hadis dedi aynan. Şu hadisini köpçülükke aitken buluş gerek o. Köp adam Lays ibn Sa'd'dan aynen bana şu hadisinde rivayet kılış gerek idi öz aslı, mantıkan alıp karagende. Lekin Ebu İsa Tirmizi aitediler ki, bu hadisini bana şu metinde Lays ibn Sa'd'dan bana şu, bitti bana şu senedde var halas dediler. Yani özlerinin ustazlarını ait yaptılar. Hazı min keltirgen sened var o dediler. Bana şu Lays ibn Sa'd'dan fakat bitti bana şu sanadda yine bu hadis kelgan. Lekin aslida Lays ibn Sa'dning makonatini, u kishining hadis ilmidagi faoliyatini olsak, Lays ibn Sa'ddan bir nechta muhaddislar rivoyat qilish kerak edi-yu, qator matnlarning sanadlarida, mana shu hadisning qator sanadlarida Lays ibn Sa'd kelish kerak edi o'zi asli, mantiqan. Lekin faqat mana shu bitta, mana shu sanaddagina Lays ibn Sa'd ushbu hadisni rivoyat qilganlari demak menga ma'lum deydilar Imom Termiziy rahmatullohi alayh. Imom Termiziy bu gapni aytishi bilasizlarmi qanchalar katta gap. Bu degani matnlarni, sanadlarni ular yoddan bilgan. Yoddan bilgani uchun va bilganda ham deyarli hammasini o'rganib bo'lgan uchun mana shunaqa ishonch bilan gapira oladi. İmam Buhari'den hem şunga o'xshash holatlar naql qilinadi. Bir hadisni so'rasa, bu hadisni falonchi rivoyat qilgan deb turib, odatda hadislarning raviylari u o'nlab, yuzlab muhaddislar rivoyat qilgan bo'ladi. İmam Buhari aytadiki, bu hadis dedilar, bitta hadisni aytib turib, bu hadisni faqat dunyoda mana shu bittagina sanadi bor xolos dedilar. İşonch chiqaring. Men bilmagan sanadlari ham bo'lsa kerak-ku, endi men o'rganishimcha yo'q bo'lsa kerak degan gap emas-da bu. Bu boshqa gap bu. Biz bilganimizga ko'ra yo'q degan gap boshqa gap. Bu kishi dunyoda boshqa sanadda bu hadisning boshqa sanadi ham yo'q. Ya'ni men mana shu hadisni oxirgacha o'rganib bo'lganman. Hadis kimda bo'lsa, kimda mana shu hadis topilish ehtimoli bo'lsa, hammasiga men murojaat qilib hammasini o'rganib bo'lganman. Aniq bilamanki, bu sanad, bu hadisning sanadi dunyoda boshqa yo'q. Shu bitta sanad bor xolos. Qolgani sanad deydigan narsa yo'q boshqa. Degan gapni Imom Buxoriy aytadilar. Imom Termiziy ham bu yerda xuddi shunga o'xshash gap aytibdilar. Alloh barchalaridan rozi bo'lsin. Inshaalloh kelgusi suhbatimizda Rasul akram alayhisolatu vasallamning kulgulari haqida kelgan hadislarni o'rganishda davom etamiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما نافعا والحمد لله رب العالمين آمين
Allahümme fa'na bima allamtena ve allimna ma yanfa'una ve zidna ilmen nafi'a. Allahümme rızkına ilmen nafi'an ve rızkın tayyiben vasi'an ve amelen mutakabbele. Parvardigara özün o'rganayotgan ilmlarimizni hammamiz uchun, o'zimiz, oilamiz, butun el yurtimiz uchun manfaatli, barakotli bo'lishini nasib eyla. Barakotini, manfaatini mo'l ko'l qilgin. Kamchiliklarimizni o'zinga afv mag'firat qilgin. Bunga o'xshash ilmiy suhbatlarimizni soni, nisbatini Alloh o'zing ziyoda qilgin. Bu ichki xayrixoh bo'lib turgan, bunga hissa qo'shib turgan barcha azizlarimizni o'zing yorla qilgin. Rasul akram alayhissalotu vasallamning siyratlarini o'rganib, u zotni tanib, u zotga ergashishimizda o'zing hammamizga madadkor bo'lgin, muvaffaqiyat bergin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in.